Merhabalar, Derya ile Astroloji programına hoş geldiniz. Bu programda Boğa Akrep hattındaki ay düğümlerinin ateş grubu burçlarına etkilerini konuşacağız. Koç ve yükselen koçlar. Ay düğümleri Temmuz 2023'e kadar ikinci evinizi ve sekizinci evinizi etkileyecek. Maddi manevi sahip olduğunuz her şeye şükretmeniz gereken bir dönemdesiniz. Bugüne kadar başardığınız ama durup kendinizi ödüllendirmediğiniz alanlara yönelerek öz değerinizi arttırabilirsiniz. Kazancınızı iyileştirmek, daha iyi gelir elde edebileceğiniz bir işe başlamak bu dönemde gündeminize gelebilir. Güney ay düğümü sizin vergiler, borçlar, krediler alanınızda seyredecek. Yani ödemeleri aksatmak gibi sorumluluğunuzu almadığınız her olay size kriz olarak geri dönebilir. Aslan ve yükselen aslanlar. Ay düğümleri Temmuz 2023'e kadar 10. ev ve 4. evinizde seyrediyor. Bu dönemde köklü değişiklikler yapabilirsiniz. Taşınabilir, ev, şehir değişikliği yapabilirsiniz. Çalışanlar kariyerine odaklanabilir, kendini göstermek, takdir görmek isteyebilirsiniz. Bir süredir düşünüp harekete geçemediğiniz ya da çabalayıp önünüze engeller çıkan olayların ne kadar kolaylaştığını fark edebilirsiniz. Kariyeriniz için attığınız adımlar uzun vadeli ve kalıcı olacaktır. Sosyal statünüze, toplumda bıraktığınız izlenime daha fazla önem verir, aynı zamanda daha fazla dikkat çekersiniz. Birçoğunuzun bu süreçte evlendiğini de göreceğiz. Bu dönemde içselleştirdiğiniz duygularla, düşüncelerle yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Ailesiyle birlikte yaşayanlar yalnız yaşamaya başlayabilir. İş için aldığınız bir teklifle şehir değiştirmeniz gerekebilir. Yay ve yükselen yaylar. Ay düğümleri Temmuz 2023'e kadar 6. evinizi ve 12. evinizi etkileyecek. Bu dönemde hiç olmadığınız kadar planlı, programlı yaşamak isteyebilirsiniz. Kendinize yeni bir amaç belirleyebilirsiniz. Bulunduğu ortamda, çevrede memnun olmayanlar kendinizi motive edecek yeni alanlarda, oluşumlarda bulunabilir. Hangi gün neler yaptığınız, eve kaçta girdiğiniz, kaç saat uyuduğunuz sizin için önem arz edebilir. Spora başlayabilir, sağlıklı bir hayat rutini elde edebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili bazı detaylar gündeme gelebilir. Hastalık, ameliyat, operasyon durumları yaşanabilir. Yarım bıraktığınız işleri tamamlayabilirsiniz. Bu dönemde içsel hesaplaşma durumları yaşanabilir. Yaşadıklarınızı, bilinçaltı kodlamalarınızı fark edebilirsiniz. Bu alanlarda destek almak için, çözüme kavuşmak için terapiye başlayabilirsiniz. Sizler adına bir inziva dönemi olduğunu söyleyebiliriz. Gizli düşmanlarınızı fark edebilir, istemediğiniz alışkanlıklarınızı geride bırakabilirsiniz. Bu programda ay düğümlerinin ateş gruplarına etkilerini değerlendirdik. Gelecek programda görüşmek üzere.